Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Marble Turex sistem turunç madenciliğin halka arzını detaylarını konuşacağız ve 2-3 Kasım tarihlerinde halka arz olan bu şirketimizin detaylıca tanıtımını gerçekleştirmiş olacağız. Hangi finansal tablolara sahip ne kadardan halka arz oluyor performans yapıları nedir bununla ilgili detaylı bir bilgi videonun sonuna doğru sizlere anlatıyor olacağım. Yani yeni çıkacak halka arzımızın detaylıca bir incelemesini birlikte gerçekleştireceğiz. Videonun ilk başındaysa son dönemde yani 2023 takvim yılı içerisinde halka arz olmuş ve geleceği sağlam, kuvvetli, doğru ve istikrarlı aynı zamanda da geleceğe dönük işler yapan, görece olarak fiyatları daha uygun ve yine görece olarak yüksek karlılıklara sahip 3 tane yeni halka arz olmuş ve geleceğe de yatırım yapan şirketin incelemesini yine birlikte bu video içerisinde inceliyor olacağız. Şimdi burada öncelikle videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve ekstra video içerikler içinde katıl tarafına kayıt olmayı unutmadıysanız hemen videomuza başlayalım. Birkaç tane not vermem gerekiyor. Bunlardan bir tanesi şimdi geleceğe yatırım yapan, kuvvetli bilanço getiren, görece olarak olarak ucuz dediğimiz 3 tane şirketin detaylı bir analizini yapacağız ve arkasından da yeni halka arz olacak şirketimizin incelemesini gerçekleştirecek olsak da şu anda halka arz olmuş bu 3 şirketimizin de ister istemez maliyetleri ve hedef fiyatları tabii ki daha yukarılarda kalıyor. Şu anki değerlemelerine göre baktığımız zaman bunların değerleme metotlarına göre sektöründeki diğer şirketlere göre daha yukarıda kaldığını görebiliyoruz. Bu yeni halka arz olan şirketlerin aslında dıştan gelen bir etkisidir diyebiliyoruz tamamen. Şimdi videonun içerisinde şirketlerimizi tek tek incelerken ben sizlere FKD değerlerini piyasa çarpanlarının diğer değerlerini de göstereceğim ve burada daha detaylıca anlamış olacağız. Öncelikle ilk şirketimiz olan Forte ile başlayalım. Şöyle bir forte yazalım. Öncelikle teknik birkaç alım noktasına bakacağız. Forte bilgi iletişim sistemleri olarak karşımıza çıkıyor. Halkars arz fiyatının en tepe noktasında 121 liradan bugün yüzde %45'lik bir düşüşle 66 liralara kadar geri çekilmiş. Bizim burada birkaç kademe alım seviyemiz var. 58 liralar birinci kadememiz. 49 liralarda ikinci kadememizdir. Bu iki kademe bizim için alıma uygundur diyebiliyoruz. Şimdi bilanço yapısına baktığımızda satışlarındaki esas faaliyet karmındaki ve net dönem karmındaki artışın çok kuvvetli olduğunu, öz kaynaklarında oldukça güzel seviyelerde olduğunu görüyoruz. Fakat ne olursa olsun ki bunu hesap makinesiyle de bizim her zaman hesapladığımız bir değerleme ile de hesaplayacak olursak 58 milyonluk bir 6 aylık karı var. Muhtemelen çarpı 2 artı 15 koyduğumuzda daha ortalama bir yıllıklandırılmış net kar rakamı çıkartacağız. Şimdi bu 131 67 milyon olan ödenmiş sermayesine böldüğümüzde aşağı yukarı şirketin hak ettiği değerler 20 liralar mertebesinde gözüküyor. Şu an şirketimiz 67 liradan işlem gördüğü için de aşağı yukarı önümüzdeki sene sonu FK'mız 30 FK'larda duracak gibi duruyor. E bu da hala hazırdaki diğer şirketlere baktığımızda hala pahalı olduğunu bizlere gösteriyor aslında. Biz de o yüzden burada iki tane güzel kademe seçmiştik. Bunlardan bir tanesi 58 liralar kademesiydi. Bunlardan ikincisi 49-50 liralar kademesiydi. Fiyatları buraya indiğinde kademeli olarak almayı başarabilirsek o zaman 20-25 FK'lar mertebesinden bu şirketi satın almış olacağız. Şimdi gelelim şirketimizin bilançosuna hedef seviyelerine baktık. Bir de ne iş yaptığına bakmamız gerekiyor. Forte'ye baktığımızda sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösterdiğini görebiliyoruz. %100 bir Türk firması olduğunu, müşteri odaklı devam ettiklerini, yaz, yüksek kalitedeki sistem ve yazılım mühendisleriyle bu yaptıkları işleri ürettiklerini bizlere söylüyor. Bir kere sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme alanlarında olduğu için rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki geleceğin sektörlerinden bir tanesinde geleceğin sektörlerine iş yapıyor. O yüzden de ortalama 15 ile 30 FK'lar arasında çalışması daha mümkün veya daha normaldir diyebiliyoruz. Biz bunu hesapladığımız değerler, karlılık ve hedef fiyatlarımızla birlikte 20-22 FK'lardan satın almayı başarabilirsek yani daha demin söylediğimiz kademelerde uzun vadeli yatırım için çok daha sağlıklı olacaktır. Vizyon tarafına baktığımız zaman ileri teknolojilerle donanmış altyapı ürünleri, fark yaratan kalitede yazılım ve hizmetleriyle uçtan uca çözümler sunmayı hedef ettiklerini bizlere söylüyorlar. Ürünlere baktığımız zaman birçok farklı ürünlerinin olduğunu görüyoruz ama özellikle sistem çözümleri kısmında veri merkezi altyapı çözümleri ve hizmetleri oldukça önemli ve oldukça geleceğin sektörlerindeki şirket grubuna bizleri sokmayı başarıyor. Bildiğiniz gibi finans ve borsa kanalı yatırımcılar olarak her zaman bizim ilk önceliğimiz bitmeye yakın, yüz tutmuş, demode kalmış artık konvansiyonel diyebileceğimiz gruplarda değil de geleceğin sektörlerindeki şirketlere yatırım yapmak olduğundan Forte burada önümüze çıkan ilk şirket olarak karşımızda. Hemen gelelim ikinci şirketimize geçelim. İkinci şirketimizde Reader görüyoruz. Hemen onun da bir grafiğini açalım. Öncelikle hedef seviyelerimizi verelim. Reader teknolojiye de yine baktığımız zaman aşağı yukarı tepede 24 liralık bir tepe seviyeye ulaştığını görebiliyoruz. Burada bizim birkaç tane kadememiz var. Bunlardan bir tanesi 16 lira 60 kuruşlar hedef seviyemizdir. Bir diğer alabileceğimiz noktada 15 liralar seviyesidir. Bu iki kademeden almak bizim için sağlıklı olacaktır. Şimdi gelip şöyle yine bir bilanço yapısına bakalım. Yine oldukça yüksek FK değerlerinde olduğunu 35-36 FK değerlerinde olduğunu görebiliyoruz. Birincisi bizim istediğimiz kademelerden alındığı zaman bu FK değerler aşağı yukarı 30'lar seviyesine gelecektir. Aynı zamanda karlılığını bu şekilde arttırmaya devam ettiği zaman sene sonu bilançosunda da yine aşağı yukarı 22 23, 21 FK'lar civarına kadar gerileyen bir serüven göreceğiz. Yani biz aldığımızda Reader aslında bu hesaplamaları yaptığımız için 35, 36, 37 FK'lardan değil de 20 küsürlü FK'lardan almayı başarabileceğiz. Bu da orta uzun vadeli yatırım için ve yine halka arz olan şirketler kategorisi içerisinde hem geleceğe dönük olup hem ucuz olanlar içerisinde Reader'ı da bu üçlünün içerisine sokmayı başarıyor. Şimdi alternatif farklı şirketler yok mu var ama burada başlıkta da gördüğünüz gibi bir konsept içerisindeyiz. Nedir bu? Yeni halka arz olmuş olacak şirketler ve geleceğe yatırım yapan ivmeli büyüyen şirketler grubunda yer alacak. Yani konvansiyonel değil de yeni teknoloji işleri yapacak. Bunların içerisinden aradığımız zaman öyle 3 4 5 6 7 FK'ları ne yazık ki bulamıyoruz veya çok dip seviyelerde şirketler bulamıyoruz. Çünkü bir kere halka arz olduktan sonra şirket tavan 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 gittiği için oldukça pahalı bir noktaya gelmiş oluyor. Bunun düzeltmesini bir miktar yapsa dahi karlılıklar bunu kurtarmıyor. Karlılıklar bunu önümüzdeki patlak bilanço dönemlerinde zaten kurtarmayı hedefliyor. Biz de bu şekilde geleceğe yatırım yapmış oluyoruz. Burası önemli bir nokta. Şimdi reader'a baktığımız zaman geçmişten gele e, günümüze kadar neler yaptığını görüyoruz. İlk olarak e-kitap okuyucu ile pazara giriş yaptığını, sonra Android yazılımı tabletlerle ilk lokal marka olduğunu, e-kitap okuyucu sitesinin açıldığını söylüyor. Aşağı geldiğimizde Türkcell ile pazarda ilk 3G tablet kampanyasında iş ortaklığı yaptığını tüm ürünlerde Intel işlemciye geçtiğini vesaire bakıyoruz. Önemli biraz daha yapı taşlarına bakacağız. Giyilebilir teknolojiler kategorisinde akıllı çocuk saat vesaire kısmını Türkiye'de ilk yerli üretimle gerçekleştirdiklerini söylüyorlar. 2021'e geldiğimizde KVK ile teknik servis anlaşması yaptıklarını söylüyorlar. Oldukça önemli. Çin'den stratejik olarak 600 bin adet telefon, tablet ve vesaire ürün kapasiteli bir fabrika açılışı yaptıklarını yine burada görebiliyoruz. Bu da önemli bir nokta. Nere için önemli? Şirketin geleceği için karlılıklarını arttırıp bu bilançolarla bizlere yansıtabilmesi için önemli bir nokta. 2021 Mikil'le son olarak baktığımız zaman birçok farklı şey görüyoruz. Reader'ın Türkiye'nin en büyük yerli telefon üreticisi olduğunu görüyoruz. Devam ettiğim zaman Samsung Üniversitesi bünyesindeki eski tütün hangarlarının 6000 metrekarelik teknoloji üretim üstüne dönüştürülmesini görüyoruz. Önemli bir nokta çünkü yine teknoloji, inovasyon, yazılım yapan, üreten şirketlerin en önemli altyapı kısımları arge harcamaları ve yatırım harcamalarıdır. Bu yüzden ne kadar fazla argeye yatırma para harcalarsa gelecekte bunun karlılıkla bizlere dönmesi yani ise fiyatını etkilemesi bilançolarla birlikte o kadar kuvvetli olacaktır diyoruz. Son 3. şirketimize bakalım. Sonra da bugünün önemli konularından biri olan Marble Turek Sistem turunç madenciliğin halk arzı ile ilgili bir detayları da birlikte göz gezdirelim diyorum. Şimdi son şirketimize baktığımızda Atakey görüyoruz. Atakey biraz da geleceğe yatırımı İnovasyonla, teknolojiyle, yazılımla değil de emtia ürünleri ve gıdayla sağlayan, dönüştürebilen şirketlerden bir tanesidir. Zaten o yüzden baktığımızda FK değerlerinin biraz daha düşük olduğunu görüyoruz. Çünkü bir inovasyon, yazılım, teknoloji projeleri dediğimiz zaman otonom araçta robotik sistemlere yatırım yapan veya bunları üreten şirketler dediğimiz zaman otomatik yüksek FK'larla çıkıyorlar. Fakat burada doğrudan bir patates imalatı yapan şirket fabrikamızı gördüğümüzde biraz da aslında hedeflenen değerin altındaymış gibi gözüküyor ama emtia ürünleri özellikle de gıda temelli emtia ürünlerinin de geleceği hece etme noktasına çok büyük etkileri olacaktır. Bir diğer önemli noktada madem ki üçlü bir hisse incelemesi gerçekleştiriyoruz, üçlü bir portföy yapıyoruz teknoloji şirketleri kadar biraz da emtia tabanlı üretim yapan şirketlerde içerisinde bulundurmamız gerekiyor diyorum. Şimdi Atake'ye baktığımız zaman çok önemli noktaları göreceğiz. Öncelikle bir bilanço yapısına bakalım. Bilanço yapısının oldukça güzel ilerlediğini görebiliyoruz bu noktada. Son bilançosunun 9 aylığının patlak geldiğini görebiliyoruz. Çok güzel zaten bu patlak bilanço da ki satışlar ve Favök de bunu destekliyor yani sürdürülebilir patlak bir bilanço görüyoruz. Bu çarpanları da aşağı doğru çekmiş ve 15-70 çarpanlardan hareket edebiliyoruz. Hedef seviyelere hemen bir bakalım. Hedef seviyelere baktığımız zaman zaten tepeden 90 500 liralar mertebesinden aşağı yukarı %50'lik %43'lük bir düşüşte 53 liralara kadar geri çekilmiş. Buradaki bizim güzel kadememiz 52 liralar seviyesidir. Daha dip bir kademe ararsak o da 47 lira 80 kuruşlar seviyesi olacaktır. iki kademe ayırdığımız zaman. Onun haricinde en önemli noktalardan bir tanesi yine web sitesinde yaptıklarını beyan ettikleri kısım. Bir kere Türkiye'nin en büyük patates fabrikalarından biri olan tesisimizin 22 bin ton mamül ve 70 bin ton da ham madde deposu olduğunu söylüyor. Aşağı geldiğimizde Atakey hali hazırda 4 bin ton tüm Türkiye'ye ve 2 1500 tonda Çin'deki 5 farklı bölgeye olmak üzere aylık 6500 ton dondurulmuş parmak patates üretimi gerçekleştirdiğini söylüyor. İşte belli bir miktar toplam alanlarını, kapalı alanlarını, soğuk hava depolarını, tohum depolama alanlarını, ham madde depolarını, üretim alanlarının miktarlarını yine burada görebiliyoruz. Oldukça güzel. Yine 2500 ton ayda ihracat yaptığını da bizlere söylüyor. Bu da oldukça güzel bir nokta. Şuna yarıyor. Birincisi döviz noktasında kendini hecedebiliyor. Yani doların ani patlamalarından yurt dışı satışları da olduğu için belli bir miktarda korunabiliyor. Bir diğer önemli nokta. Dolar yükselmesiyle birlikte bunun enflasyona bir geçirgen etkisi olacaktır. Enflasyonun yükselmesiyle birlikte zaten en tepede gidecek şeyler de emtia ürünleridir. E burada da aslında paramızın belli bir miktar emtia tarafına bağlamış oluyoruz. Yani hem doların hem de emtianın artış riskinden de belli bir miktarda korunmuş oluyoruz. Çünkü Atakey patatese baktığımız zaman doğrudan gıda üreticisi olduğu için bu noktada birebir yansımayla birlikte bizi enflasyondan net şekilde koruyabilecektir diyoruz. Şimdi üçlü şirketlerimiz yani yeni halka arz olmuş ve geleceği önemli olan üç şirketimizin analizini değerlendirmesini incelemesini gerçekleştirmiş olduk. Şimdi ise halka arzımızla ilgili kısa bir bakış atalım. Marble System Turex Turunç Madenciliğin halka arzına baktığımızda 2-3 Kasım tarihlerinde halka arz edildiğini öncelikle görüyoruz. Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandığını yine bizlere söylüyor. Önemli bir nokta halka arz fiyatının 10.97 olarak belirlendiğini bu noktada görebiliyoruz. Güçlü bir mali performansı olduğunu görebiliyoruz. 30 bin metrekare üzerine kurulu 15.000 bin metrekareleri kapalı alana sahip modern üretim tesislerinde mimari, iç mekan, tasarım, peyzaj ve benzeri kişiselleştirme çözümler sunduğunu burada görebiliyoruz. Bugün Türkiye'de mermer ihracatında da ilk 5 sırada yer alan firmalardan bir tanesi olduğunu ve yıllık da 100 bin ton üretim hacmine ulaştığını görüyoruz ki burası çok önemli bir noktadır. Türkiye'de dünyaya açılan bir hikaye olduklarını yani dünya çapına doğru ilerlediklerini ve yine daha önceki şirketler için söylediğimiz gibi ARGE alanında da önemli adımlar attığını yine bu noktada görebiliyoruz. Biz rakamlarla daha fazla ilgilendiğimiz için halk arzın künyesine bu rakam altyapılarına bakalım. Halk arzın öncesindeki sermayenin 180 milyon lira olduğunu görüyoruz. Sermaye artırımı milyonla birlikte son sermayenin 228.6 milyon lira olacağını görüyoruz. Çok 58 milyon hatta 59 milyon adette bir pay satışı olduğunu görebiliyoruz. Şirketin sermaye artırımına daha demin bakmıştık zaten 48.6 milyondu. Ortak satışına baktığımızda 10 milyon adet civarında olduğunu görüyoruz. Birim fay fiyatına yine bakmıştık 10.97 civarında. Halka arz büyüklüğü gayet güzel. 649.9 milyon liralık bir halka arz büyüklüğü söz konusudur. Halka açıklık oranına baktığımızda da %25.8 olduğunu görüyoruz. Bu halka açık şirketlerde ya da yeni halka arz olan şirket lerde önemli bir nokta yeri gelmişken değineyim. Çok yüksek halka açıklık oranı olan şirketleri pek fazla burada uzun vadeli yatırımı uygun görmüyoruz ama bu tarz yani Marble Turek sistemde olduğu gibi halka açıklık oranları 20, 25, 30, 35, 40'larda olan şirketlerin uzun vade yatırımları çok daha güvenli oluyor ve çok daha güçlü oluyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Yine hakkımızda kısmını ben ekrana da koyacağım ki ekrandan da hakkımızda kısmını okuyabilirsiniz. Aynı zamanda tanıtım kısmını da tanıtım videosu da var kısa bir. O tanıtım videosunu da yine ekranlarda birlikte görelim. Ne kadar depolar oldukları, ne kadar şovrumlar olduklarını, lokalde, globalde ne kadar yatırımlar yaptığını da oradaki tanıtım filmi üzerinden de birlikte zaten inceleyebiliyor olacağız. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuz sizler için faydalı olmuştur. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta. Şirketlerimize yatırım yaparken yani burada temel aldığımız 3 şirkete yatırım yaparken bunların yeni halk arzlardan çıktığını ve belli bir pahalılık içerisinde olduklarını bilmemiz gerekiyor. Endeks düzeltmeleriyle birlikte daha sert düzeltecekleri için yani bir BIST 30 şirketine nazaran daha sert bir endeks düzeltmesiyle karşı karşıya kalacakları için bu endeks düzeltmeleri krizlerini fırsata çevirebileceğimizi de bilmemiz gerekiyor. Burası da önemli bir noktadır. Yine biz kademeli alım satım yapmayı, portföy çeşitlendirmesi, yatırım sepeti oluşturmak destek direnç takibini yapmayı ve günlük teknik noktaları takip etmeyi unutmazsak çok daha mantıklı, çok daha sağlıklı bir yatırımın içerisinde olmuş olacağız. Bunlar bizim için önemli noktalar. Yeni halka arz olmuş bebek şirket kategorisindeler. Oldukça yüksek ivmeye sahipler. Oldukça geleceğe yatırım yapıyorlar ama yine de ucuzdan almak için gün kovalamak, fitil atışlarını kovalamak bizim için çok daha sağlıklı olacaktır diyorum. Videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.